İsrail'in mevcudiyetini kabul ettiği nükleer silahlar meselesinin de unutulmasına izin vermeyeceğiz. İsrail'in atom bombası var mı? Var. Ama sorarsan yok diyorlar. Biz bunun ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. İsedak 39. Bakanlar Oturumu'nun açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde İsrail Başbakanı Netanyahu vardı. Gazze kasabı olan Netanyahu bir savaş suçlusu olmanın ötesinde kesinlikle Gazze kasabı olarak aynen Milošević nasıl yargılandıysa bu da yargılanacaktır. Erdoğan sözü Birleşmiş Milletlere getirdi. Gazze konusunda başarısız olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler kurumsal olarak Gazze imtihanından başarısız çıktı. İsrail zulmünün kurbanları arasında 73 gazeteci ve yüzün üzerinde Birleşmiş Milletler görevlisi de var. Öyle bir tablo ki küresel güvenlik ve barışı korumak için kurulan Birleşmiş Milletler kendi çalışanlarını dahi İsrail'in barbarlığından koruyamıyor. Erdoğan, Gazze'deki katliama sessiz kalan batılı ülkeleri de eleştirdi. Avrupa'sından Amerika'sına kadar insan hak ve hürriyetlerinin savunuculuğunu yapan güçlerin içine düştükleri aziyet ise daha vahimdir. Bu ülkeler adeta İsrail'e daha fazla çocuk öldürmesi hastane okul ev vurması daha fazla masum kanı dökmesi için şartsız destek veriyor. Fail Müslüman olunca ortalığı ayağa kaldıranların hepsi bugün İsrail'in hoyratça sergilediği katliamlara kör ve sağır kesilmiş durumdalar.